Herkese selamlar, ben Geek.com, Mega Man 4'e devam ediyoruz. Geçen bölüm Dr. Wily yerine başka bir çehre çıkmıştı karşımıza. Kendisi Dr. Cossack. Dr. Taşrak demeyi seviyorum. Onun kalesinde ilerleyeceğiz bu bölümde. Enteresan bir şekilde Dr. Wily yok bu bölümde. Mega Man 4'te yani. Huu, yay düşmanları. Bugün yaylarla çok haşır neşir oldum. Bu da üzerine iyi denk geldi. Dr. Cossack. Nasıl okunuyorsa artık. Dr. Cossack deyince aklıma Benjamin Toşak geliyor. Futbolla alakamın en son olduğu zamanlar. 97-98 yılları. Belki de daha eskidir, bilmiyorum. Aranızda futbol manyakları varsa onlar bilir. Enteresan bir şekilde herhangi bir spor dalına herhangi bir ilgi duymuyorum. Futbol dahil olmak üzere. Aşırı sıkıcı geliyor. Ve bunu çeşitli ortamlarda dillendirdiğimde sanki ucubi gibi muamele görüyorum. Ha, nasıl sevmezsin ya? Nasıl erkeksin oğlum sen falan diye. Geçiniz. Böyle geri zekalıca muhabbet yok. Baki mercimeği falan biliyorum ama. Selçuk Yula var, Yula vardı. Selçuk Yula. Onu da şeyden biliyorum. Bu Uykusuz'da Cengiz Üstün'ün macerayı seven adam diye bir tiplemesi var. Orada adı geçmişti. Macerayı seven adamın saç stili Selçuk Yula'ya benziyormuş. Onu da oradan ismen biliyorum. Herhangi bir şekilde merak edip fotoğrafına falan da bakmadım. Dr. Cossack'in bölümleri biraz zor. Hatta biraz değil, bayağı zor. Zorluk eğrisi birden pik yapıyor burada. Hani güle oynaya robot susalarını yendik fakat gerek platform öğeleri olsun, gerek burada karşılaşacağımız inanılmaz ölümcül bosslar olsun, hepsi ayrı ayrı zor kısımları oyunun. Fakat bu bölümde Dr. Cossack'in şatosunun büyük bir kısmını bitireceğiz. Gelecek bölüme sadece bir tane falan kalıyor. Bir tane dediğim de bir tane bölüm kalıyor yani Dr. Cossack'in. Ne kadar çok Dr. Cossack dedim. Burada maalesef Rush Jet'i dediğim gibi Mega Man 3'te olduğu gibi yukarı aşağı yönetemediğimiz için, kontrol edemediğimiz için Rush Coil'e kalmış durumdaydık. Buralar aşırı tehlikeli bölümler. Burada kız tokası gibi şeyler yürüyor merdivenlerden. Aşağısında yukarısında. Hem onlara yakalanmayacağız hem de olabildiğince aşağıdan yan merdivene geçmemiz lazım. Bu şekilde görüldüğü gibi düştük. Düşünce muhtemelen ölmüyorsunuz çünkü ya da çukura denk gelirseniz elbette ölüyorsunuz. Ayrı bir mesele o. Bir de yerler dolmuş durumda. Hani yürüdükten sonra durunca kaymaya devam ediyor bir sürü Mega Man. Evet, Dr. Cossack'in ilk boss'una geldik. Güve benzeri bir robot. Görünüşüne aldanmayın. Böyle pembe ağırlıklı bir renk paleti olduğunu aldanmayın. Aşırı tehlikeli ve zor bir boss. Gördüğünüz gibi acımadan yerde delik açıyor. Götündeki iğne vasıtası ile. Hatta orada bir çukur açtı arkadaş. Burayı en güzel Pharaoh Man'in silahıyla geçersiniz. Ki ben de muhtemelen öyle yapacağım birazdan. Hadi ama adamım. Tutturmak da çok zor çünkü salınım hareketiyle ilerliyor. Ekranın bir yanından diğer yanına bu güve robot. Salınım hareketinin en üstüne denk gelirse ettiğiniz ateş hiçbir şekilde etkilemiyor sevgili güve robotumuzu. Öldük. Evet, bir daha deneyelim. Bu sefer Pharaoh Man'in silahıyla. Evet, gördüğünüz gibi Mega Buster hesabı. Bunu da şarj edebiliyorsunuz Pharaoh Man'in silahını.
Oyunun en kullanışlı robot ustası silahı. Zaten son boss'ta da bunu kullanacağım. Emin olabilirsiniz. Bayağı etkili. Fakat bir de şu projektaylardan kaçabilsek. Robotun püskürttüğü. Haydi, Feromen'in silahı bitti. Tabii bu tip sürprizlere hazırlıklı olmak gerekiyor. Yolun devamına katırlarla yürüyeceğiz hesabı. Boss'un devamını normal Megabuster'la halletmeye çalışacağım. Bir tane çizgisi kaldı. Ölme. Evet. Şahane bir şekilde hallettik bu boss'u. Kaç bölüm var acaba? Hadi la. 4 bölüm. 3 bölümünü falan bu bölümde halledeceğiz. Bu şatonun. Hızlıca ilerlemek lazım. Fazla vaktimiz kalmadı sanki. Bir ay içinde bitti bitti bitmedi. Evet. Dün Failing'de Diablo 2 LP'sinin yeni bölümünü kaydettik. Klasik bir şekilde 45 dakika oldu. Onu büyük bir ihtimalle 2'ye bölecek. Uzun zamandır yaptığım en aşırı komikli bölümdü. Zaten uzun zamandır yapmıyorduk gerçi de. İzleyin, izlettirin diyorum. Rushlet'in şöyle bir triği var bu bölümde. Nasıl açıklasam? Şimdi zıpladığınız zaman yere konmadan önceki son anınızda çağırırsanız o seviyede geliyor Rushlet. Bu üst kısma, şu anda durduğum platforma ulaşmak için de çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Yani zıplayıp yere dönüş anında herhangi bir zamanda çağırdığınızda o seviyede gelecek. Umarım açıklayabilmişimdir ki hiç zannetmiyorum. Burada değişik bir blok atlama olayı var. Blokların iki tarafında dikenler var. Onlara çarpmadan ve aynı zamanda zıpladığınızda dikenlerin üstte olmamasına dikkat ederek zamanlamayı çok iyi ayarlayarak buradan atlamanız gerekiyor. Şurada bir silah doldurma aparatı var ama küresi diyeyim. Oraya girersek oradan çıkmak biraz sıkıntılı. Tekrar Rushlet'i kullanmak gerekiyor. Hiç uğraşamayacağım. Evet, görece sakin bir bölüm. İlk bölüme nazaran biraz daha kolay. Yine bu tokalar. Direkt saç tokasını hatırlatıyor bunlar. Dişli mişli. O tip bir saç tokası vardır, biliyorsunuz belki. Bu arada her yere de imzasını çakmayı unutmuyor Dr. Kasek. Nasıl Dr. Wily her yerde Dr. W diye imzasını çakıyordu. Allah! İğrenç bir boss'a geldik. Bununla yarışacak iğrençlikte bir boss Mega Man 5'te var. Vakti gelince göreceksiniz onu da. Şimdi içine girmeniz lazım bu platformun. İçine girebilmek için de doğru zamanda doğru şekilde atlamanız gerekiyor. Doğru zamanda doğru şekilde atlamak da yetmiyor. İçine girdikten sonra devamlı birbirine zıt çalışan iki platform var, yükseğe parçalan. Onlardan birinin üzerine çıkıp kırmızı küreye vurmanız gerekiyor periyodik olarak. Boss'u yenebilmek için. Gerçekten acımasız ve iğrenç bir boss. 3 tane hızı var. Hız ayarı var boss'un. Bir tanesinde çok hızlı geliyor. Zaten yetişemiyorsunuz. Onun altından kaymanız gerekiyor.
İkincisinde orta hızda, şurada olduğu gibi. Üçüncüsünde de en yavaşta geliyor, şimdi olduğu gibi. Sanırım drill işimizi görecektir diye ümit ediyorum. Drill'de de ayrıca bir trik var. Tam böyle düşmana attığınızda, düşmana değmeden hemen önce tekrar atak tuşuna basarsanız patlıyor. Daha güzel bir hasar veriyor düşmana. Deneyin, denettirin. Daha çok var ya. Bu kadar angutça bir boss dizaynı olamaz ya. Heh. Bir de bu var tabi. Çok hızlı geldiğinde köşeye sıkışırsanız direkt canınızı götürüyor. Bir de öyle bir şey var yani. Hani son boss olsa yeriymiş. Hadi bakalım. Yarısından fazlasını götürdük. Bu arada ben hala yeni mikrofon alacağım. Herhalde 5 sene sonra alırım bir tane. Artık LP yapma hevesim bittiğinde. Vay canına. Hadi la. Çok az kaldım. Kay 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 kay. Evet. Burada işini bitirmiş olmamız lazım. Ve bitirdik. Oh. Normal arm cannon'ı kullanırsanız daha da uzuyor. Daha da uzaması tabii ki bir handikap. Konsantrasyonunuz bozulmaya başlıyor bir yerden sonra. Ve tabii ki hoş olmayan sonuçlar çıkıyor. Geçen gün hayatımda ilk defa joypad çaldım yere. Peace Walker oynarken. Peace Walker'ın son extra up'sını yapıyordum. 128. extra up. Hayatımda bu kadar sinirlendiğimi hatırlamıyorum bu oyuna. Resmen yere çaldım, çatırt diye ses geldi. Neyse ki bir şey olmadı. Bazen böyle ergence hareketler yapıyorum. Normalde benim eşyalarım epey kıymetlidir. Yani gözüm gibi bakarım elektronik cihazlarıma. Ya da her neyse, kendi eşyalarıma. Fakat işte herhalde bilinçaltımda dandik joypad kullandığımın bilincindeydim. O yüzden acımadan çaldım yere. Yaptığımda övünmüyorum. Yo 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 yo. Hani böyle ergenler olur ya. Sevgilisiyle kavga edip cep telefonunu duvara çalan. Ondan sonra da mesaj atıyor arkadaşından. Senin için iPhone 5'imi duvara çaldım. Ya da iPhone 5'inden atıyor mesajı. Yalanın devliğini düşünün ya. Kırdım. Parçalarını bile bulamadım. Bu arada şaka maka. Dr. Kasak Şatosu'nun 3. bölümüne geldik. Burada yine Diamond'in silahı. Oh, Diamond bu bölümdeymiş, güzel. Geçen bölüm tereddüte düşmüştüm acaba bu bölümde mi değil mi diye. Diamond'in silahı bir ne derler, güdümlü füze gibi davrandığı için böyle yer düşmanlarına karşı epey etkili. Bu arada bu bölüm kayar ekranlı. Kayar ekranlı bölümler inanılmaz tedirgin edici. Çünkü ileride ne olduğunu göremiyorsunuz. İleriden gelen tehlikenin size neler getireceğini bilemiyorsunuz. O yüzden temkinli hareket etmek gerekiyor. Bu arada bu görünen bloklar kaybolmuyor fakat üzerinde çıktığınız anda helyum balonu etkisiyle yükselmeye başlıyor. Siz tekrar atlayıp üzerine konduğunuzda duruyor. Böyle bir işleyişi var. Çok zor bir bölüm değil. Yeter ki
Atik ve hızlı olun. O enerji tankını nasıl alacağımı hiçbir şekilde bilmiyorum. Bilen varsa beri gelsin. Yerden yüksek seviyede ve sadece kayma hareketiyle girebileceğiniz bir yerde. Zıplayıp kayma diye bir hareket olmadığı için merak ediyorum nasıl alındığını. Evet, 3. bölümün boss'una geldik. Robot örümcek. Burada bundan 3 tanesiyle karşılaşacağız. Yandaki enerji barının 3'te 1'ini götürdüğümüzde bir tanesi ölüyor. Sonra diğerleri ölüyor. Böyle böyle gidiyor. Bu bölüm fragmana da girmişti. Bu kısım yani. Belki dikkatinizi celbetmiştir. Fragmanı da bayağı kişi izlemiş. Bayağı derken kendi standartlarımda bayağı. 52'nin çok olduğunu düşünmüyorum tabi. Ama zaten who gives the fuck? Evet, drill bitti. Yine. Feromen'in silahında olduğu gibi. Odanın dört köşesinde dolaşıyor böyle. Kendi seviyenize geldiğinde hemen hızlıca vurmanız gerekiyor. Ve bitti bile. Evet, Dr. Kosek'in şatosunun ilk 3 bölümünü bitirdik. Gelecek bölüm şatonun son bölümüne geleceğiz. Ve muhtemelen Dr. Kosek'le karşılaşacağız. Bu bölümlük bu kadar. Gelecek bölüm görüşmek üzere. Ben Geek the Gecko. Hoşçakalın.